Merhabalar yeni transfer gündemine hoş geldiniz. Siyah beyazlar için Andre Amoro iddiası geldi. Fotosport'un rekordu kaynak gösterdiği habere göre Beşiktaş Victoria Guimeres'te top koşturan genç stoper Andre Amoro için Portekiz ekibiyle görüşmelere başladı. Görüşmelerle ilgili herhangi bir detay verilmezken oyuncunun serbest kalma bedelinin 50 milyon euro olduğu belirtiliyor. 2002'de Coin Birada dünyaya gelen Amaro altyapı kariyerinde Naval 1'de, Akademika CFV ve Victoria SC'de top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine Guimeres B'de start veren Amaro, 2021'den bu yana Vitoria, Guimeres'in başarısı için ter döküyor. 19 yaşındaki savunma oyuncusu Portekiz U20 milli takımında da 9 kez maça çıktı. Vitoria Guimeres SC kariyerinde 21 maça çıkan genç oyuncu Vitoria Guimeres A23 takımında bir maçta oynadı. 1.86 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon 500 bin euro. Orijinal pozisyonu stoper olan Amaro defansif orta saha pozisyonunda da görev yapıyor. Kulübüyle 2025 yılına kadar mukabelesi bulunan Portekizli savunmacı sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Öte yandan siyah beyazlar bir süredir peşinde olduğu Emirhan Topçu konusunda mutlu sona çok yakın. Karadeniz ekibi yapılan görüşmelerde sona gelinirken Kartal'ın 1 milyon euro civarında bir bonservisle bu transferi bitirmeye yakın olduğu iddia edildi. İki tarafın arasındaki son pürüzler görüşüldükten sonra Emirhan Topçu transferinin son bir aksilik olmazsa kısa sürede açıklanması bekleniyor. Diğer yandan Juan Mata'nın Beşiktaş'ın gündeminde olduğu öne sürüldü. İspanyol As gazetesindeki habere göre deneyimli orta saha oyuncusu Mata'yı gündem aldı siyah beyazlar. Son olarak Manchester'da izlediğimiz 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun servisi elinde. İspanya milli takımıyla 41 maçta 10 gol kaydeden Mata, 2014'te Chelsea'den 44.73 milyon euroya Manchester'a transfer olmuştu ve şu anda bonservisi elinde. Diğer yandan Galatasaray William Carvalho transferinde gaza bastı. Carvalho'nun transferiyle ilgili olarak İspanyol basından flash bir haber var. Aspor'un editörü Kubilay'ın derlediği habere göre Galatasaray'ın 30 yaşındaki orta saha için resmi ve yazılı teklifini Betis'e ilettiği kaydediliyor. Ancak Galatasaray'ın bu teklifinin 8 veya 10 milyon euro arasında bir rakam olmadığı için teklifin reddedildiği belirtiliyor. Haberde ayrıca Carvalho'nun sarı kırmızılara gitmeye sıcak baktığı da ifade edildi. Tarafların hala temasta olduğu ve pazarlıkların önümüzdeki günlerde devam edeceği aktarıldı. William Carvalho'nun Betis'le 2023 yılına kadar mukavelesi var. Diğer yandan sarı kırmızılar forvet hattında güçlendirmek istiyor. Galatasaray, Haris Seferovic transferinde mutlu sona çok yakın. Sabahtaki habere göre Galatasaray, uzun süredir peşinden koştuğu boşnak asıllı golcü Seferovic için Benfica ile el sıkıştı. Yıldız forvet Avusturya kampına gelecek. Seferovic ile daha önce 2 milyon euroya anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar Benfica'ya ilk olarak ücretsiz kiralama teklifi yapmış ancak ret right cevabı almıştı. Buna rağmen 30 yaşındaki oyuncudan vazgeçmeyen Galatasaray bir kez daha Portekiz ekibinin kapsını çaldı ve 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren bir öneri götürdü. Tarafların prensipte anlaştığı ve kısa sürede transferin resmiyete döküleceği iddia ediliyor. Tecrübeli golcünün piyasa değeri 8 milyon euro. 2017'den bu yana Benfica forması giyen Seferovic, Portekiz ekibiyle çıktığı 187 maçta 74 gol, 24 asistlik performans sergiledi. Evet arkadaşlar, transfer gündeminin sonuna geldik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler.